Evet, merhabalar arkadaşlar. Asuras Red 99 mu lan? Yok, 8 miydi? Ya 9 ya 8. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anda tam bir önceki bölümde kaldığımız yerde. Ama ne? Ne olmuştu lan geçen bölümde? 2 gündür oynamıyorum oyunu. Bunu ben yapacağım dedi. Bu benim işim gibi bir şey söyledi ha. Yani. Karizmatik bir gülüş niye atmadın Asura kıza? Genelde böyle durumlarda atmak lazım. Evet, haydi bakalım uçarak uzay gemilerini yok edelim şimdi. Hop. Oynadım. Ne yaptın sen şimdi? Ha, yere vurarak kendini yukarı fırlattın öyle mi? Peki. Gene mi shooter lan? Gene mi shooter oynayacağız yoksa? Gene mi shooter? Kesin gene shooter. Kesin. Kesin. Evet, tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim shooter oluyor. Oyunu yapan amcalar belli ki yani. Sadece şey değil. Arcade side scroll beat'em up'la değil. Aynı zamanda shooterları seven bir amcaymış. O yüzden oyun içine bol bol shooter sekansları yerleştirmiş diye tahmin ediyorum şu anda. Ufak tefek gemileri bir halledelim. Niye patlamıyor bu? Haydi. Haydi lan. Ama uzun sürdü o ufağın parçalanması. Daha arkada bir de asıl gemi var. Ops. Ops. Come at me bro. Üçgen mi çıkacak? Evet. Güm. Ahan da taht odası yok. Taht değil lan, ne taht odası. Güverteye geldik işte. Ama onun güvertesi değildi yani. Bunun bulunduğu anda gibi. Tuzağa düştün. Yok pardon. O gerizekalı tuzağa düştü dedi. Onlar da bir şeyler yaptılar. Bir şeyi harekete geçirdiler. O kesin. Çünkü kayışıyı duydum. Yani aktive etme anlamındadır kayış kendisi genelde. Bildiğin bizimkine büyü yapıyorlar. Şimdi cin çağırıyorlar herhalde, ne bileyim. Oh. Ha, direkt gemiyle birlikte yok edelim diyorsun. Fena fikir değil. Ama yani Asura'nın üzerine boşalttığınız bütün o şeyleri düşündükten sonra, yani yaptığınız her şeyden sonra sırf bununla ölmesi birazcık komik olmaz mıydı sence? Yani bunun ölmesini beklemek komik olmazdı yani. Herif Vilitra'dan direkt olarak çıkan bir ışını yedi yani ve ölmedi yani. Bunda mı ölecek? Ya da dünyadan daha büyük bir şey üzerine parmakla bastırdı, gene ölmedi. Bu ateşi sen yaktın dedi. Hoşuna mı gitti pezevenk? O zaman küle dön. Anlaşıldı. Tüm gemiler saflaştırma işlemine başlanıyor. Ya da temizleme diyelim. İntihar kamikaze saldırısı mı olacak şimdi? Kesin onları duyacağız gene shooter sekansı modunda. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Lan daha önce de oyunu oynadım ha. Neyin havasını atıyorsan ben biliyorum, ben biliyorum. Oh. Oh. Birileri çok geç fark ettim maalesef. Hadi birini tut bari. Tut tut tut, ateş 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 ateş, geliyor füzeler gene. Ya basamıyorum şu üçgene bir türlü zamanında. Yeter lan, sıktınız beni. Anda bu sefer yakaladım işte. Oo, bunu daha önce yapmalıydım. Hop. Hop, hadi be. Anda yakaladım. Barsto. Çok can kaybettim orada. Bu bölümün sonunda düşük puan alacağım kesinlikle. Ne oldu lan orada tam olarak? He. Asura'yı yok etmek için gelen füzeler gemiyi yok etti. İyi, güzel. Uç Asura, uç. Great oldu ya, lanet. Parçalaya parçalaya geçiyor amcam. Aptal dedi o ama İngilizcesinde ne dedi? Bittin sen dedi. Ama Japoncası çok daha basit. Aptal dedi, geçti işte, bu kadar güzel.
Hop. Oo işte onu yersen gerçekten kötü olur Asura. Diyene kalmadı zaten. Yedi bizimki. Bizimki her türlü boku yiyor zaten. Herife hiçbir halt olmuyor. Gördüğünüz gibi dünyanın da çıktı böyle. Şimdi hani o kadar güçlü olduğunu anlatıyorlar. Aptallara karşı aptalca yöntemler kullanmak lazım dedi. Vilitra'nın tekrardan hayata dönüşüyle uğraşırken seninle uğraşacak zamanımız yok dedi. Yani biz onunla ilgileniyoruz şu anda. Vilitra ile ilgileniyoruz. Seninle uğraşacak zamanımız yok diyordu ama Asura tabi hiç. Amcamda ne bir yara var ne bir şey var. Hiç. Çizik bile yok herifte. Gerçi herifin sert tarafı yara bere içerisinde gibi duruyor ama. Reklamlar sayın seyirciler. Bugünkü şeyimiz sponsorumuz Ülker Probis. Hemen Asura Hazreti'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onu daha fazla böyle kendi halinde bırakamayız. Çok büyük hasara sebep olacak dedim. Vallahi Japoncasından hiçbir şey anlamadım. İngilizcesinde ama haini yok edin tarzı şeyler yazıyordu. Açık konuşalım yani. Japoncam o kadar mükemmel değil. Herhalde anlamıyorum maalesef. Anında geliyorlar gene her zamanki tipler. Yani şunlarla dövüşmekten ben bıktım, oyun göndermekten bıkmadı. Aha bu sefer elinde iki tane şey var. Oo bir şey atacak o, bir şey atacak o, bir şey atacak o. O değil, ha o. Önce şu tepelerdekini temizleyelim de. Tamam. Şimdi ne istiyorsan yapalım, gel. Oho. Boşuna yap. Hadi be. At bir daha at. Of, kendi yaratıkların... Haydi be! Lan ne beceriksiz herifim ya. At, at İbni, at! Anda yakaladım. Ne olacak şimdi? Kafandaki de uçtu. Seni bitirdim ben şimdi. Bu kadar dibindeyken de sıkmaya cesaret edebilecek misin bakalım? Bu arada bizimkinin kolları ne ara yanmaya başladı? Sanki annemi tut moda geçmiş gibi. Nereye atıyorsun acı? Ben buradayım. Hiç. Herif farkında bile değil ki durumu. Vaca. Uf. Altı kola darbe yemek de acır aldım. Ohohoho. Kaldı orada ya lan o. Yes, let's go my friends. For Mother Russia. Gelin lan buraya. Gel buraya gel. Gel gel. İkinize birden bir geçireyim de bir görün siz. Hop. Güm. Ne oldu lan? Hayır ikisi birden ölmedi. Hiç. Devam. Devam. Başka yok mu? Bu kadar mı lan? Çabuk lan bana savaşacak bir şeyler göndermeniz lazım. Güzel güzel güzel. Vay. Artistler. Hayca. Üf. Asura'nın hayvani hareketlerini çok seviyorum ya. Bir kafa atıyor, ikinci yaptığı hareket ne? Direkt ellerini çarpıştırıp ortada bu dalga mı yaratıyor? Ne yapıyor? Ya bildiğin sadece iki elin çarpışmasından oluşan darbe yani Aylir. Şu evade tuşunu kullansam biraz iyi olacak. Yani daha doğrusu alışsam iyi olacak. Çünkü fena dövüyorlar yani. Ben de böyle çok rahat davranıyorum. Asura'dır, candır, baldır falan filan. Kesiler acıması falan modundayım ama gördüğüm kadarıyla bayağı bir cana gidebiliyor yani. O ne? Ana... Ooo... Asuracım o sana ateş edecek bak dikkat et. Ha ben de biraz önce soldakiler ne diye merak ediyordum. Bunlar işte bir... Oh. The Definitive Colonel. Albay öyle mi? Bu mu albay? Albay niye şeylerden bir farkı yok? Oha oha oha. Oh.
Yes, motherfucker. Oh, shit. Şurada, şurada. Sadece durup saydırmakla maç çare yok. Hadi be, onu yemesem iyiydi. Neyse, bitti bitti, bir şey kalmadı. Öldü, ölecek. Tamamdır, burst mod açıldı zaten, bitti olay. Üçgen, yes. Bunlardan gördüğüm kadarıyla birden bir sürü vardı ama sadece bir tane değildi yani. Orada bildiğim böyle model model koymuşlar, her renginden vardı herhalde. Abi bunların dışı metal mi? Yok, sadece metal gibi mi duruyor? Veya derileri metal mi? Veya harbi hepsi metal mi toptan? Acı çekiyorlar mı? Kamerayı oynatmak da çok eğlenceli. Hey. Mantro odasında bilmem ne tespit edildi. He, mantro odasında davetsiz misafir mi? Intruder ne abi? Davetsiz giren kişi işte. Yani beklenmeyen misafir yok. İstilacı olabilir. İstilacı olabilir. Tam olmasa da intruder. Bu da ne böyle? Bildiğin herifler mantra şeyi koymuşlar oraya. Bilim vakumlu böyle çekiyor yukarıda. Bunlar ölümlülerden aldığımız mantralar. Bu gemi bu ruhları ya bu mantraları cennete gönderiyor diyor. Oh. Babanız gelsin, problem yok benim için. Babanız da seviyorsun. Bak şimdi nasıl dağıtacağını bilirim. Ha, gördün mü? Şimdi şu size daha güzel dağıtacak aslında. Dur bekle. Ben seni bir yamultayım. Dur lan. Bundan sonra kime ne yapıyorsan yap şerefsiz. Gel buraya, gel buraya. Kaç 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 kaç. Ye 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 sus sus sus. Ye. Öbür hareket daha güzeldi ya. Haydi. Üçgen 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 çıkmadı. Üçgen çıkmadı. Üçgen niye çıkmadı? He tabii çünkü benim şehit olmadı haydi. En son kullanımın üzerinden zaman geçmedi. Çekil onu yeme. Düşmanların yapay zekası çok berbat ya. Hiç vuramıyorlar bile yani. Öldü mü o? Hala ölmedi mi lan? Herif sağlam çıktı beraber. Ama şimdi unlimited moda açıkken çok kısa sürede öldürülebilmem lazım diye tahmin ediyorum. Öldü zaten. Hop. Bildiğin herif bizimki Kamaşullah taraflarından bir şeyler çıkardı ama. Bildiğin o ne lan öyle. Ha şu iki şey. Korumalar. Şey doldu. Burst mod doldu. Niye açamıyorum? Bu kadar kolay mıydı lan bu korumalar öldürmesi? Böyle sanki çok zor olacakmış, çok böyle şeylermiş gibi gösterdiler önce. Sonra da tak diye indi hepsi. Basmado. Oyundaki her şeyi üçgenle yapabilmemiz ne kadar güzel değil mi? En güçlüsü şeyleri. Darbeleri bilmem neleri. Gelin bakalım gençler buraya. Gelin. Tamam. Vazgeçilmez şey bölümünde geldi. Bu tarz beat'em up oyunlarında kesinlikle asansör bölümü olmadan olmaz. Her birinde asansör kesinlikle olacak yani. Kurtuluş yok. Sen bana niye oradan öyle sıkıyorsun kendince sen? Sen bunu geri al. Oynarsın. Yağdırın yağdırın düşman yağdırın yani. Böyle bir oyunda zaten asansör olmasa kesinlikle şaşıracağım bir olay olurdu yani. Hadi be basamadım maalesef. Neyse gene de yamuldum. Yes. 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 Haydi. Tamam. Bakın da gene çıktılar. İyi de hacı. Nasıl bir hareket etme şeyi var. Onları alıp batabiliyor muyduk? Neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Oh. Yeri dışarı düşmüyoruz. Üçgen çıkardığın için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Unlimited modu da açalım. Sizi iyice bir yamultalım güzelce. Hop. Gün.
Yine aşağı in. Daha bitmedi. Burada bir sürü şey var ama ben sadece tek tuşla oynadığım için bütün oyunu hiç gerek yok başka şeylere yani. Üzerime mi çökeceksin İbne? Haydi burst mod dolsun artık dolmadayla. Haydi. Burst mod doldu. Hop. Ya nasıl great ya? Zamanda bastım ben. Anında mızmışlıkla da başlayalım. Sesim yetmiyor lan. Abi ama tırmandık ha. Asuracığım, niye asansörü beklemeyi tercih etmedin? Soktun onu oraya. Gemiyi bozacaksın ondan sonra. Ondan sonra da gelip icra memurları evini boşaltacaklar. Evini hala duruyorsa tabi. Hacı ne yapıyorsun ya? Benim filomu bu kadar kıstırabildiğine inanmak güçtedir Cene Japoncası. Nereden? Nasıl bu kadar kısız lan? Onun sözlerini dinlemek istememiştim ama aha da bu yüzden de tropi aldım. İlginç. Seninle gerçekten böyle bir düello karşı karşıya geleceğimi mi sandın gibi bir şey söylediniz. Yani sen hani kendim karşılaşacağımı mı sandın diyor yani. Şerefsiz. Zaten gelsen şaşardım zaten lan. Her gittiğin yerde de direkt Asura'yı yok etmek için bir yerleri havaya uçurmak gerçekten ilginç yani. Kendine zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bir de ana gemi yok. Hayvan ola hayvan. Yani kendi ana gemini bak kaçıyor bak. Plan kurmazsan zafer kazanamazsın. Senin gibi hayvanların dünyaya bilmem ne yaptığı dönemler geçti derken bizimki oradan çıktı tabii ki yani. Ya abi Asura'yı patlamayla bilmem ne yok edemezsin yani. Hani bu belli artık, şimdiye kadar bunu nasıl anlamıyorsun? Ben anladım yani. Sen bir de Asura ile her zaman yani birlikte olan bir adamsın zamanında yani. Birlikte olan derken o anlamda söylemiyorum. Fesatlık yapmayın. Bekle Asura. Ne oldu lan? Şerefsiz. Seni biraz daha sıkıştırayım dur. Biz yedi tanrılar sonunda dünyayı dengeye getirdik. Ve her şeyden önce senin kızının gücü, Mitra Sama'nın gücü bu dengeyi destekliyor. Dengeyi sağlıyor daha doğrusu. Ezil. Öl. Bekle diyorum. Sen de dünyayı Gomalarda korumak için savaştın değil mi? Bu yakında gerçekleşecek. Büyük yenilenme gerçekleştikten sonra artık kimsenin feda olmasına gerek yok. Evet. Dünya Vilitra'nın tehdidinden kurtulacak ve sonsuz huzura varacak. Dünya ile ilgili hikayeler duymaktan bıktım diyor. Bana ne lan dünyadan diyor yani kısaca. Yemişim sizin dünyanızı. Bana ne isterse kurtulsun isterse kurtulmasın dedi ve herifi şu an çok güzel bir şekilde ezdi, parçaladı, öldürdü, bitirdi. Ki ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Helal olsun. Asura çok fazla dinlemiyorsun yani, düşmanın ne beklediğini düşünmeden sadece düşmanını öldürmeye odaklanıyorsun ki bu çok güzel. Gene kollar gidiyor teker teker. Asuracığım senin bu diğer kollar ne tam olarak abi? Nereden çıkıyor onlar ve niye kayboluyorlar ortadan? Yani ha, sorulacak bir soru o mu kaldı diye sorarsan sen de haklısın ama ne diyebilirim ki yani, bilmiyorum, aklıma gelen ilk soru bu. Arthur'a ne lan? Arthur tanrı mı demek? Geçen bölümde de Arthur diyordunuz. Onun için mi endişeleniyorsun? Endişelenmene gerek yok. Öldürsen bile ölecek biri değil o diyor. Bu da Japonca'da çok şey bir sözdür bu arada, animelerde falan çok sık duyarsınız. İşte bu, o benim beklediğim tarzda bir rakip. Yani sıradaki şeyimizin kim olduğu belli oldu. Sıradaki hedefimizin, yani sırada kimle savaşacağımızın daha doğrusu. Gerçekten ilginç bir düello olacak. Devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki bölümde August'la karşılaşacağız anlaşılan. Bu arada bakalım nasıl bir rezalet puan almış olacağım. S aldım lan. Kesin ben B'yi falan bulurum diyordum halbuki. New trophies. Yeni de bir trofi aldık. Oyunu daha önce bitirdim demek ki o trofiyi kaçırmışım, alamamışım. Oyunda her oyunda %100 trofi
mı alıyorum? Hayır, aslında sadece 2-3 oyunda %100 trofim var. Hiçbir oyunda %100 almadım. Bakalım bu sefer ne anlatıyorlar. Meeting Chamber, toplantı odası. Görünüşe göre Kaldrov da kaybetti, yenildi. So even demek demek bizim bu büyük taktisyenimiz, büyük stratejiler, süper stratejiler kuran işte şeyimiz bile, yani takımın, ekibin beyni bile o maymunun, o gorilin yani kaba kuvvetine karşı kaybetti. Ne kadar yazık diyor Sergey. Amına kodumun Sergey. Bir düzgün cümle kursan da beni uğraştırmasan. Olga. Bu daha fazla ileri gidiremez. Güçlerimizi toplamalıyız ve tek seferde ona saldırmalıyız. Bekle. Bizim filomuzun ateş gücüyle yani filonun ateş gücünü diyor ona sallarsak diyor. Aynı zamanda diyor, dünyaya da çok fazla hasar verebiliriz diyor. Bu diyor, bu da şimdi Olga da konuşuyor tabii. Lan bu da amına koyayım, sanki peri masalı anlatıyorum millete. Sonra Olga demiş ki şu an merhametli olunacak zaman değil. Bir an önce onu halletmeliyiz. Olga çok kötü bir kadınmış çocuklar. Siz böyle olmayın. Sergey ne piç herifsin lan? Hadi hadi. Çok da acele etmeyelim. Such a bad taste, yani insanın ağzında kötü bir tat bırakıyor diyor. Eminim August, yani o bu küçük problemi bizim için halletmek konusunda August oldukça mutlu olurdu diyor. Yani kısaca August halde takma kafana diyor yani. Peki ama o nerede? Böyle bir zamanda ne yapıyor? Nerede, sence nerede diyor Deus'ta. Yani tabii ki. Oh, oh. Güzel bir görüntüydü o. Hatunlar, göğüsler, memeler. Meme. Umarım sansürlememe gerek kalmaz gene. Sansürle uğraşmakta nefret ediyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde, yani 10. bölümde görüşmek üzere. Haydi bay bay.